Merhaba Münir Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Yusuf Nasılsınız? Bey. Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de, sağ olun. Önce hemen bir şey soracağım. Buyur. Emekli miydiniz Münir Bey? Emekliyim ama yani ikinci emekli. O zaman hemen böyle çok uzatmadan, ilk programda genelde neden burada, neden nasıl başladı falan gibi çok şey konuşulur ama ben hemen şeyi sorayım, ne olacak bu emeklilerin hali diye sorayım size. Emeklinin hali ne olacak? Şimdi herkes kendi kaderini tayin eder. Türkiye kritik bir seçim geçirdi. Seçimlerden önce Sayın Cumhurbaşkanı, ben sandıkta kaybetsem bile bu EYT'yi çıkartmam dedi. Milletimin ve ülkemin zararına olan bir şeye asla yok. Seçim kaybetsek de yok. Seçimin kaybedileceği anlaşılınca EYT'ye sarıldık. Yaklaşık 2.250.000 vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Kimsenin hakkıdır, hukukudur, değildir, bunları konuşmak istemiyorum. Ama sadece bir realiteyi ortaya koymaya çalışıyorum. Dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun 25 sene çalışıp 45-50 yaşında emekli olan birine 25 yıllık çalışmasının ötesinde, bir daha onu katlayalım, 80 yaşına kadar hangi sistem emekli maaşı ödeyebilir? Bu kadar erken yaşta emeklilik, Özallı yıllarda başladı, süper emeklilik hadisesi. Hadi bir kaset koy da şöyle bir neşelenelim Semra Hanım. Demirel'in döneminde olduğu ve tamiri kabil olmayan bir çözümsüzlüğün içerisine gitti. En sonunda 2008 yılında yapılan düzenlemeyle baştan kimse bu işin nereye varacağını, uzmanların uyarılarına rağmen, bazı siyasetçilerin uyarılarına rağmen farkına varmadı. Bugün geldiğimiz durum Türkiye'deki emeklilik sisteminin iflasının göstergesidir. Dolayısıyla da takviyelerle kök maaşlara yapılan ya da yapılacak olan 2000 lirayla, 12 bin lirayla insanların hayatlarını idame ettirmeleri bu enflasyon ortamında, ki yapışkan bir enflasyon, hemen bunun kısa bir süre içerisinde bertaraf edileceğini düşünmek de doğru değil. Ve istikbalde gelecek olan yeni emeklilerle beraber sistem bir yerde patlayacak, kendi kendini ima edecek. O zaman neyle karşılaşacağız? Öngörülebilir bir şey var. Bu maaşlar bu sistemle, bu adaletsiz sistem içerisinde yürütülmesi mümkün değil. Biz çok güçlü tedbirler aldık geçen sene ve bütçe açığını 2 hane yerine %5.2 düzeyine çektik. Hazinenin çok yoğun bir şekilde buraya bir destek vermesi lazım. Bu prim sisteminin değişmesi lazım. İş uzmanlarına baktığın zaman anlatıyorlar. Ne yapılması gerektiği konusunda her birinin net bir şekilde ortaya koyduğu yol haritaları var. Bir kaotik bir durum söz konusu. Şimdi bu emekliye yapılacak olan 2000 liralık zam, enflasyon doğru mudur, eğri midir? TÜİK'in enflasyonu odur budur. Bir defa her şeyin temelinde devletin kurumlarının vermiş olduğu rakamların, bilgilerin tartışmasız doğru olması gerekir. Şüphe götürmez olması gerekir. Enflasyon şu bu gibi, yani yok hıyarmış, yok salataymış falan bunlardan kaynaklanan bir şey değil. Enflasyonu doğuran ana sebep faizdir, faiz. Bunu öğreneceksiniz. Eğer bir kurumun verdiği rakamlar tartışılıyorsa, kamuoyunda buna karşı bir inançsızlık söz konusuysa ve hayatın gerçekleriyle de örtüşmüyorsa sürdürülebilmesi onun da mümkün değildir. Yani bugün bizim yaşadığımız enflasyonu TÜİK Başkanı 45 olsa ne fark eder, 75 olsa ne fark eder diye ifade edebiliyorsa, insanların emekli maaşlarına yapılacak olan 3 kuruş 5 kuruş zamların üzerine bir nebze olsun biraz daha katkı sağlayacak bir istatistiki bilgi ise ve bu gizli saklı yapılıyorsa, madde sepeti, ürünlerin ağırlıkları bunlar açıklanmıyorsa, komik kaçan, hayatın gerçeğiyle uğraşmayan rakamlar karşımıza çıkıyorsa, bu işin içine sıyrılmamız gene de mümkün değildir. Enflasyonu yanlışsa faizin de yanlıştır. Faiz sebeptir. Enflasyon neticedir. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Faiz politikan yanlışsa kur politikan da yanlıştır. Bir dakika, şuna bir şey yapalım. İrbel Ortaylı gibi oldunuz şu an. Buyurun. Kim? Evet, peki bundan bana ne şimdi 9.30'da? Açsaydınız. Kapatalım bunu. Ya yayında olduğumuzu da bilmiyor şimdi arkadaşlar. Bu enflasyon bu toplumun her tarafını, emeklisini de, işçisini de, memurunu da iliklerine kadar eritecek, sömürecek. Bizi daha da kötü günler bekliyor. Enflasyondan skimpülasyona geçtik. Geçen gün alışverişe gittim. Aldığım tıraş sabunu, 250'lik bir tıraş sabunu olması lazım. Kutu aynı kutu, tüp aynı kut, 200'e düşmüş. Bana fiyatıyla onun bir oynama yapmış. Ya da ekmek fiyatı açıklanır, ekmeğin gramajı düşürülür, fiyatı sabit tutulur. Hizmetin ve ürünün kalitesinin düşmesi bunu beraberinde getiriyor. Upuzun hadise. Sonuçta Allah emeklinin de,
asgari ücretin de yardımcısı olsun. Ortaya konulan çözümler ya da söylemler gerçekçi değil. 4 sene bir seçimsiz dönem var karşımızda diye yönetenler açıklama yapıyorlar. Türkiye'nin önünde 4 yıllık hazine değerinde seçimsiz bir süre var. O 4 sene seçimsiz dönemin ne anlama geldiğini bu milletin bilmesi lazım. Yani biz 4 sene boyunca sizin gırtlağınızı sıkacağız. Kemerde delik kalmadı. Seçim de olmadığı için size popülist politikalar da uygulamayacağız. Maaşlarınızı da fazla arttırmayacağız. Batığın bedelini siz ödeyeceksiniz. Demektir bu. Oysa ki kim batırdıysa onun ödemesi lazım. Herkes biliyor artık. Sokaktaki çocuk da biliyor ki devletin sırtında kambur olan mali politikalardır, kamu harcamalarıdır, kamu özel ortaklığına, işte köprülere, uçakların inmediği havalimanlarına, şehir hastanelerine verilen, her geçen gün daha da büyüyen kara deliklerdir. Bunlar kapatılmadığı müddetçe, bu harcamalardan tasarruf yapılmadığı müddetçe, bu döviz ödemeler buraya devam ettiği müddetçe, Türkiye %50 faizle yabancıya 3 kuruş liraya sıcak para getirsinler diye mahkum olmak zorunda kalacaktır. Pek de bir şey söylemeye gerek yok. Balık hafızalı olmaya da gerek yok. Her kim ki diyordu daha düne kadar, bu kardeşiniz iktidarda olduğu müddetçe faiz artmaz, artamaz. Seçimden sonra nasıl faiz kısa sürenin içerisinde %50'ye geldiyse. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez. Faiz devamlı düşecektir. Şimdi belki bir takım rakamsal matematiksel hadiselerle bunu enflasyonu 40'a düşüreceğim ki TÜİK senin elinde ver talimatı düşürsün. İnandırıcılığı yok, karşılığı yok. Faturası çok ağır olacak. Bunlar kötü günler. Daha da kötü günler kapıda. Biraz daha iyimser bazı rakamlar var Merkez Bankası'nın. 2 yıl içerisinde tek haneli rakamlara düşeceğiyle ilgili düşünceleri var. Onların önümüzdeki yıllarla ilgili planlarında. Vallahi şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu videoya bulabilirsen eğer 2000, hadi çok da geri gitme. 2020 yılından bu tarafa bu ülke yönetenlerin enflasyon tek haneye düşecek videolarını koysan yarım saat sürer. 2020'de tek haneli enflasyon rakamına ulaşacağız. 2020'de tek haneli rakama faiz de enflasyon da gelecek. Önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu süratle tek haneli rakamlara, ardından da orta vadeli programımızdaki seviyelere çekmektir. Yeniden tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. En önemli sorunumuz yüksek enflasyondur. Her sene, her 6 ayda bir enflasyon tek haneye düşecek, enflasyon tek haneye düşecek, yazın düşecek, kışın düşecek, baharın düşecek, baz etkisi, kaz etkisi, güz etkisi. Bu enflasyon hep tek haneye düşecek. Ama enflasyon tek haneye düşürmek o kadar kolay bir şey değil. Çok acı bedeller ödenmesi gerekiyor. Bu acı bedelleri de sadece bu vatandaşın sırtına bunu fatura etmemeleri gerekiyor. Devletin harcamalarını her şeyden önce kısması lazım. Kamuda çalışan personel sayısı son 2 yıl içerisinde %50'ye yakın arttı. Yani memur sayısı değil bu sadece. Belediyelere alınanlar, kamunun diğer birimlerine alınanlar. Devletin imkanları arpalık olarak görülüyor. Yani mülakatsız adam alıyoruz, bizden insanlar alıyoruz. Onlar o işi bilseler de bilmeseler de sadece bize oy verseler diye bakıyoruz. Böyle bir gereksiz bir istihdam yaratıyoruz. Kaynakları fuzule harcıyoruz. Lüksümüzden tasarruf etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. İşte uçaklarımız, kullandığımız konvoylarımız. Herkesin her gün sosyal medyadan, ekranlardan gördüğü görüntüler bunlar. Sözler kağıt üzerinde kalıyor. Sayın Şimşek tasarruf tedbirleri açıkladı. Tasarruf tedbirleri açıklandığı ayın ertesinde harcamaların ikiye katlandığı rakamlarla ortada. Dolayısıyla da bu kafayla bu işlerin içerisine çıkmak pek mümkün değil. Hemen Mehmet Şimşek demişken aylık harcaması 5 milyon lira olup da herhangi bir şekilde gelir beyan etmeyenlerle ilgili bir şeyden bahsetti. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin aylık harcamanız nasıl? 5 milyonu buluyor şimdi, mu? Şimdi tabii bu rakam çok büyük bir rakam. Bir insan, bir kişi şahsi olarak ayda 5 milyon lira harcayabilir mi? 5 milyon lira harcaması için sınırsız, nereden geldiği belli olmayan bir servet aktarımının olması söz konusu. Bu servet aktarımı da yapıldı. Son 3 yılın içerisinde, 4 yılın içerisinde uygulanan politikalarla toplumun bir kesimi öylesine zengin oldu ki tespit edilen 800 kişi diyor, ayda 5 milyon liranın üzerinde harcama yapıyor. 5 milyon lira deli para. 5 kuruş da vergi beyan etmemiş.
vergi vermese de olur da beyan da etmemiş. Niye 5 milyon lira? Mesela 4 milyon 999 bin lira harcadıysa bu denetimin dışında mı kalacak? Mesela 5 milyon lira harcamış, vergi de beyan etmiş, ödememiş. Bunun dışında mı kalacak? Açıklamaya baktığım zaman hayretler içerisinde kaldım. Niye şimdiye kadar kimse bunun peşine düşmemiş? Madem bunlar biliniyor, kimse bu işi niye arkasını kovalamamış? Sonunun ne çıkacağını ben de merak ediyorum. Muhtemelen bir şey çıkmayacaktır. O bir tweet olarak ortada kalacak. 5 milyon harcamaya devam mı edecekler? Ya kalacak da şimdi hakikaten 5 milyon, bak kimsenin kazancında gözümüz yok. Ama bir kişinin 5 milyon lira ödeyip de vergi de beyanında bulunmaması demek, kayıt dışılığın, kara paranın bu ülkede ülkenin kaynaklarını sömürdüğünün kanıtıdır ya. Ben öyle bir açıklama yapmam. Ben öyle bir tweet atmam. Bunları bulurum, üzerlerine bunları katrına sokarım, çıkarırım, tüy dikerim, kamuoyunun önüne koyarım. Fırtına öncesi sessizlik bu. Daha büyük şeyler olacak. Bak derim, bu insanlar 5 milyon lira ayda para harcıyorlar, 6 milyon lira para harcıyorlar. Altlarında şöyle otomobilleri var, servetleri buradan, servetlerinin kaynakları belli değil. İşte biz bu insanlara yapıştık, bunlardan da vergi alacağız diye işi bitirirsin, getirip koyarsın. Mahcup olacağımız işlerin altına imza atmayalım. O tweet mahcup olunacak bir tweettir ve çok büyük de ayıptır bence. İnsanlar 10 bin lirayla, 17 bin lirayla hayatını geçindirmeye çalışırken 5 milyon lira, 800 kişi, az rakam mı? Beyan edip de kim bilir daha da fazla harcayanı vardır. Dediğim gibi mesele beyan etmekle çözülüyorsa, vergi ödemeyen de zaten yanına kar kalıyor. Türkiye'nin ciddi bir vergi reformuna ihtiyacı var lafı benim çocukluğumdan beri söylenir gelir. Bir kamu kesimi reformu lazım, bir kit reformu lazım. Gayet tabii ki bir finans reformu lazım. Ama maalesef o adım atılmaz. Türkiye'de çalışanlar kümesteki kazdır. Onlar her vesileyle yolunurlar. Vergi dilimleri arttırılır. Ödedikleri vergiler her sene üzerine daha da katlayarak fazlalaşır. Kesintileri artar. Vergi beyanı etmiş kira geliri varsa bunun üzerine gidilir. Vermeyene gidilmez. Söylenir, kağıt üstünde kalır. Ya bak şöyle bir çevrende. Kaç paraya saç tıraşı oluyorsun? 200-300 arasında. Kaç para berber vergi ödüyor? Bir fiş fatura almıyor. Kaç para vergi ödüyor ya? 300 lira tıraş olur mu? Olmamalı. Arabanı kaç paraya yıkatıyorsun? O da çok yüksek oldu. Artık yıkatmıyorum. İşte yağmurlarda. Arabayı yıkayan adamın vergi devasına bakıyor musun? Hiç görmedim. İçeride çalışanlar zaten genelde Suriyeli. Anlatabiliyor muyum? Toplumun çok geniş bir... Ha onlardan vergi almaya kalkarsan seçimi kaybedersin. Esnaftan gerçek anlamda vergi almaya kalktığın anda seçimi kaybedersin. Fiyat algısı ortadan kalkmış. Bir saç tıraşı İzmir'de 250 lira, 300 lira kaç para maliyeti var? Getirsin en kralı ortaya koysun. 50 lirayı geçerse 11. kattan aşağı atarım kendimi. Geçmez. Geçme mümkün değil. Tutan tutana. Kim kime denk getirdi? Kim kimin üzerine yıktı? Evde herhangi bir basit tamirat için bir usta ihtiyacımız oluyor. Yani geçen gün bir evimizin kiracı çıktı evden. Anasını ağlatmış evin. Birine sorduk 15 bin lira yaparım dedi. Birine sordum 35 bin lira yaparım dedi. Anlatabiliyor muyum? Ahlaksızlığı da getirir. Ahlaksızlık zaten vardı bu fiyat konusunda. Enflasyonun daha da yükselmesi bu çürümüşlüğü, ahlaksızlığın boyutunu da arttırdı. Doğrudur. Türkiye'nin birinci sorunudur enflasyon. Hakikaten bugün enflasyon dediğiniz halk günlük yaşar. Halkın birinci sorunu geçim sıkıntısıdır. Esasında enflasyon devletleri yıkan bir olaydır. Milletler içinden bozan bir olaydır. Enflasyon sadece bir pahalılık olayı da değildir. Ahlakı bozar. Borcu olan borcunu ödemez, alacağı olan alacağını alamaz. Hırsızlıktan, soygundan, fuhuşa kadar hemen hemen bütün yolları açar. Toplumun içini bozan bir olaydır. Onun için ki Batılılar enflasyona bir numaralı halk düşmanı derler. Tek kollu canavar derler. Batı enflasyondan fevkalade çekilir. Görüyorsunuz tatil yöreleri Alaçatı'da, Çeşme'de, Bodrum'da fiyatları. Alsancak Limanı'na gidelim şuraya. Yunan Adaları'na gidenlerin konvoyunu, kuyruğunu değil mi? Hadi Allah kolay versin. Bütün Ege'nin çevresinde, Ayvalık'ta, Çeşme'de, efendime söyleyeyim Datça'da, Bodrum'da millet karşıya gidiyor. Yunan Adaları'na gidiyor. Fiyatlar daha ucuz diye. Aslında çok da ucuz fiyatlar yok. Sadece bizim buradakilerin görgüsüzce, bağnazca kazıklama metodundan kaynaklanan bir durum söz konusu. Elbette enflasyon var. Elbette fiyatlar yüksek. Ama bir de bunların ahlaksızlığı var. Dolayısıyla da zor işimiz Yusuf'cum. Hemen bunda bir şey daha sorayım abi size. Euro daha yükselişi azaldı mı ki daha ucuz geliyor? Bakıldığında bu euro dolar paritesinden de bir yıl öncesinde çok daha fazlaydı aslında. Herkes buraya geliyordu. Enflasyonist bir ortam olsa bile Bulgaristan'dan buraya geliyorlardı falan. Şimdi yine tam tersine döndü. Şimdi deveye demişler ki neren eğri
Neren, ne demişler? Buraya bir operasyon yapalım. Neden boynun eğri demişler? Deve neden boynun eğri demişler? O da demiş ki nerem düz demiş. Kur politikan yanlışsa bunun sana açacak olduğu başka zararlar var. Paran rekabetçiliğini kaybeder. Başka ülkelerin para birimlerinin karşısında gerçek değerinde değildir. İthal ettiğin mallar, yurt dışında sunulan hizmetler daha da ucuza gelir. Dolayısıyla sen kuru tuttuğun anda, kuru gerçek değerinde göstermediğin anda o fiyatlar görece olarak buradan daha ucuza gelir. Parayı da gider Türk turiste dışarıda harcar. Bulgaristan'dan gelirken tam tersiydi. Kur tavan yapmıştı. Türk lirası olağanüstü değersizdi. Türkiye'deki bütün mal ve hizmetler dışarıya göre daha da ucuzdu. Dolayısıyla onlar da gelip buradan alıyorlardı. Bu saatten sonra bu ekonominin, bu ülkenin düze çıkması zor. Kim gelirse gelsin öyle aydınlık günler yok. Daha önce işte televizyon programı yaptığımızda bir Mehmet Şimşek rüzgarları esiyordu, hatırlıyorsun. O zamanlar demiştim ki ya değil Mehmet Şimşek, Kara Şimşek gelse bu işi düzeltemez. Ha bana sorarsan değil Mehmet Şimşek, Kara Şimşek gelse bu işin altından kalkamaz. Kısa vadede Türkiye ekonomisinin düze çıkması bu rakamları değil. Doğru. Şimdi bu rakamları veriyorsunuz. Ondan sonra Mehmet Şimşek görevi niye kabul etmedi? Mehmet Şimşek şundan kabul bence etmemişti. Bence arkadaşlar siz yanlış bu yoruma katılmıyorum. Burada yanlış tartışılan şimdi. Ya Mehmet Şimşek doğru bir isim. Sürekli rakamlar veriyor. Şimdi ben de bunu sen de açık bir şey açıklayacak diyorsun. Ben de Mehmet Şimşek'le ilgili bir şey açıklayacak. Doğru bir isim. Bu en fazla hepimizin bildiği rakamları açıklıyor. Hepimizin bildiklerini şimdi, açıklayayım da ben zaten hepinizin bildiklerini söylüyorum. Şimdi arkadaşlarla tartışıyorduk. Gelinen durum ortada. Ekonomi durumu Allah'a emanet. Enflasyon tek haneye düşecek diye sabırla bekleyeceksiniz. Her sene de aynı lafları duyacaksınız. Bir konu daha var sizinle konuşmak istediğim. O da üzücü bir konu. Aslına bakarsanız Türkiye'nin yıllardır bu altyapı sorunları, diğer sorunlar hep skeçlere bile konu olan. Daha önce Levent Kırca'nın bir skecinde de vardı. Altyapının aldığı canlar, bunun içinde hayvanlar da var birçok videoda görünen. En son iki kişinin yağmur yağdığında İzmir'de canlarından olması. Çok üzücü bir durum çünkü bizim de başımıza gelebilecek hadiseler gibi görmeye başladığımız bu konu. Bununla ilgili bir görüşünüzü almak istiyorum. Neden böyle oluyor? Neden bir türlü bunlar düzelemiyor? Onu sormak istiyorum. Şimdi bizim şehirlerimizin her tarafı mayın tarlası, bu bir tuzağı. Bahsettin, belki yayında da vereceksin o videodan bir bölümünü. Selam söyleyin babana. Bahsettin abi, abi! Çukura düştü adam. Elektriği çarpılıyor. Çarpılıyor lan adam. Kurtaralım şunu. Dur tutma, sen de çarpılmışsın. Tahta mahta bir şeyle dürtelim. 30 sene önce de vardı, 40 sene önce de vardı. Çukurlarda ölümler, yürürken saksı düşmesi sonucu ölümler, trafik kazalarından ölümler, Hindistan'da görebileceğin manzaralardan kaynaklanan ölümler. Olayın temelinde hesap vermemek, şeffaf olmamak, sorumlu davranmamak bu yatıyor. İhaleyi öteki ona veriyor. İşte İSSU almış bir taşeron firmaya vermiş İzmir'deki hadisede. Taşeron firma işi yaparken iddiaya göre başındakiler denetim yapmamış. Kablonun ucu dışarıda kalmış, yağmur yağmış. İki tane gencecik insan hayatını kaybetmiş. Söylediğin zaman çok kolay geliyor. Çok büyük bir dram. Efendim iddiaya göre dirençli şehir İzmir. Bu dirençli hali bunun böyleyse bir de dirençsiz şehirleri falan düşünmek istemiyorum. Yine bu olayda her şeyde olduğu gibi meseleyi politize etmeye gayreti içerisine girdik ve politize etmeyi de başardık. Efendim AK Parti belediyeyi suçlamış, Gediz Elektrik İSSU'yu suçlamış, belediye işte iktidarı suçluyor beyanatlara falan baktığın zaman. Kayıkçı kavgası gibi. Ya kardeşim, bu temel bir sorun. Bu sorun sadece İzmir'in sorunu değil, Türkiye'nin her yerinin sorunu. Özensiziz, dikkat etmiyoruz, vurdum duymazız, sorumsuzuz. Başkalarının hatalarının bedellerini masum insanlar canlarıyla ödüyor. Sonuçta davalar açılıyor. Bak buradan ben sana çıkacak sonucu söyleyeyim. Dava açılacak, işte bir gözaltı olacak, belki bir iki tutuklama olacak içerisinde. Dava süreci uzayacak, bilirkişi gelecek, odur budur devam edecek. Sonuçta iki tane kurum da olay nedeniyle hayatını kaybeden insanlara 3-5 kuruş bir tazminat verecek. Asıl sorumluları, asıl hesap vermesi gerekenleri yırtacak, kurtulacak. Böyle oldu, böyle de olacak. Çarpık yapılaşmak, kaçak göçek kullanmak, kayıt dışı olmak bu ülkenin kaderi haline geldi ya. Bu taraf yapılmış Semra abi bak. Her taraf güzel, imar edilmiş yollar, yapılar. Şehrin görüntüsü değişti. Ama sadece İstanbul'da değil tabii. Bütün Türkiye'nin her yerinde değişikliği görüyorsun, gayet güzel. Allah razı olsun yapanlardan. Ben Ahmet Piriştin'e, rahmetli Ahmet Piriştin'e döneminde sel oldu Örnekköy'de. 50'ye yakın yanılmıyorsam vatandaşımız hayatını kaybetti. Onlar da elektrik çarpmasındandı. Su geldi, denize gidemedi.
Şimdi yine su gelecek, yine denize gidemeyecek. Orada da olacak, Bayraklı'da da olacak, Güzelbahçe'de de olacak, İstanbul'da da olacak, İkitepe'de yine olacak. Çünkü dere yatakları, yani suyun doğal akması gereken yol, dağlardan gelip körfeze gitmesi gereken yolun üzerine yıllardır ev yapılmış. Yıllardır onların üzerine, efendime söyleyeyim, binalar dikilmiş. Dereler haritada var, gerçekte yok. Hani bunu yıkalım, kamulaştıralım, alalım onları başka yere taşıyalım desen, böyle bir bütçen yok, böyle bir paran yok. Bunun bedeli ödenecek, neyle ödenecek? İşte doğa intikamını aldı, doğaya direnilmez falan diye atacağız, tutacağız. Ya bir yağmur yağdığı zaman mahvoluyoruz, değil mi? Bir rüzgar estiği zaman ortalık birbirine giriyor. Geçen İzmir'in arkasına hemen bu iş Adana'da da oldu iki gün önce. Şehirler yağmalanmış vaziyette, plansız, programsız, artık yani önüne gelen istediğini yapmış. Kimse kimseye hesap sormuyor, kimse kimseye hesap vermiyor. Ben açtım burayı, imarı, ben bunu buraya getirdim, rantiyesi, şantiyesi. Olması gereken doğru mudur, değil midir? Kimsenin umurunda değil. Allah sorumuzu ayırsın. Çok teşekkürler. Güzel bir sohbet oldu. İleriki bölümlerde de hem farklı gündeme dair konularla tekrar görüşmek isteriz. Peki, çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Oldu mu?